bir mantığı olması lazım ve herkes de farklı bir anlam oluşturuyor bence. Ve mantra çünkü tekrar etmek üzerine. Ve o tekrar etmeler önce zihninde bir gereksiz şeyleri almamana yardımcı oluyor. Çünkü hep aynı şeyi tekrar ediyorsun ve yer kalmıyor başka bir şeye. Ve ikincisi de yapa yapa sanki ahşabı oyar gibi, ahşaba şekil verir gibi zihnine de şekil vermeye başlıyorsun. Zihnindeki smirti diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Smirti yani hafıza oluşuyor. Ve sen neyi tekrarlarsan aslında onu gerçekleştirmeye, onu olmaya başlıyorsun. Bu hafıza ve mantra. Yani smirti yanlış söylemiyorsam ve mantra. İkisi birbiriyle çok alakalı şeyler. Bunların dışında günlük hayatında neyi tekrarlıyorsan onu gerçekleştirmeye başlıyorsun aslında. Onun için zihnini mümkün olduğunca anda tutmaya ve bu anın bir hediye olarak eline geldiğini görmeye çalış. Ve bunu öğrenmek için zor tecrübeler sana öğretmeye başlayacak. O zorlukları bir ders olarak aldığında ilerleme kendiliğinden gelecek. Gözlerini kapat lütfen, omuzlarını geriye doğru al. Dik bir omurgayı bul. Ve çok uzağa gitme, bu haftayı düşün. Bu hafta seni en çok ne zorladı? Ve ona karşı olan tepkin neydi? Bu sıcak olabilir. Yetiştirmek zorunda olduğum bir proje olabilir. Aramızdan bazılarının Bodrum'da denize giriyor olması olabilir. Ve ona olan tepkin neydi? O tepkin aslında o anını nasıl onu tekrar ede kendini oluşturuyorsun. Bir burnundan derin sakin bir nefes getir lütfen. Ağzından bırak. Tekrar al derin bir nefes. Bırak. Om mantrası için sakin derin bir nefes. Eğ başını kalbine. Kaldır başını. Gözlerini aç yavaş yavaş. Ve matının önüne doğru gel. Ayağa kalk. Ben de şunu şöyle şuraya alayım. Okey. Süper. Ayağa kalk. Matının önüne doğru gel. Aslında bu dersin başında söylediğiniz om mantrası da onu tekrarlaya tekrarlaya da zihninde doğru bir pattern oluşturabilirsin. Ayakların kalça genişliğinde açık, omuzlarını geriye doğru yuvarla ve gözlerini kapat. Başının tepesinden tavana doğru yüksel. Ayaklarını da yere köklen. Şöyle omuzlarını kulaklarına doğru yükselt, geriye doğru al ve el parmaklarını biraz daha ayır birbirinden. Biraz daha enerji getir kollarına. Kollarını yukarı kaldır. Parmaklarını kenetle. Avuç içlerini tavana doğru çevir. Karnını içeri doğru topla hafifçe. Ve göğüs kafesini yükseltmeye devam et yukarıya. Ellerini çöz ve katlan bacaklarını. Uttanasana'ya. Bacaklarını geriye doğru it. Topuklarını yere doğru köklendir. Göğüs kafesini şimdi ileriye doğru aç. Yarı yola. Ve katlan bacaklarını. Ellerini beline getir. Gövdeni yükselt. Kollarını yukarı kaldır. Uzanmaya devam et kollarını. Ayaklarını da köklen aynı zamanda. Birleştir ellerini. Parmaklarını kenetle. Omuzlarını yukarı doğru uzat. Çöz ellerini katlan bacaklarına. Uttanasana. Popo geriye hafifçe. Topuklar yere kökleniyor. Kalbi ileriye doğru uzat. Ardha Uttanasana'ya. Boşalttığın nefesle katlan. Eller bele tekrar. Gövdeni yükselt. Kolları uzat. Parmakları kenetle. Ve kollarını yükselt yukarıya doğru. Şimdi kollarını hafifçe bük. Omuzlarını rahatlat. Kulaklarından uzaklaştır.
Kollarını sağ tarafa doğru al, üst gövdeni. Şimdi yavaş yavaş kollarını düzleştirmeye başla. Belki sağ topuğun hafifçe yerden yükselsin. Ortaya doğru getir kendini tekrar. Kollarını bük yine. Kalçanı sağa, kollarını sola doğru al. Ve yavaş yavaş düzleştir kollarını. Ortaya doğru al tekrar. Çözül ve katlan. Uttanasana'ya. Şimdi oturma kemiklerini yere doğru kökle, topuklarına doğru. Başının ağırlığını yere doğru bırak. Ve el parmaklarını ayaklarının gerisine doğru almaya çalış. Yarı yolu açıl, Ardha Uttanasana'ya. Ve tekrar katla. 2000 adımla aşağı bakan köpeğe gel. Topuklarını yere doğru it. Ayak parmaklarını yukarı kaldır. İşaret parmak köklerini yere basarken kolların içini tabağa doğru çevir. Omuzlarını ileriye al ve tam yol yere alacağım. Dalçam yerde, Bhujangasana'ya açıl. Gövdeyi yere al. Ellerini kenetle kalçanın arkasında. Burnunu geriye doğru çek. Başının tepesini ileriye doğru uzat. Sağ bacağını yukarı kaldır. Sol bacağını yukarı kaldır. Yumruğundan yukarı çekilmeye başla. Enseni uzattığına emin ol. Bakışların yerde olsun. Ellerini çöz. Gövdenin yanına doğru al. Çocuk pozuna yerleş. 10 el parmak ucunda ol çocuk pozunda. İleriye doğru yürüt el parmaklarını, kalçalarını geriye doğru it. Alnını istiyorsan yere doğru bırak. Üst gövdeni sola doğru al. Kalçanı yere doğru it. Ortaya doğru getir gövdeni. Diğer tarafa doğru al lütfen. Gövdeni ortaya al. Dört ayağa doğru yerleş. Göbeklerin yere doğru düşür. Bakışlarını hafifçe ileriye ve tavana doğru getir. Ensenin arkasını sıkıştırma, uzatmaya gayret et daha çok. Boşalttığın nefesle doldur sırtını. Aldığın nefesle açıl. Verdiğin nefesle kedi. Aldığın nefesle inek. Boşalt nefesi, iç sırtın. Dizleri kaldır, aşağı bakana gel. Ayak parmak uçlarındayken yüreğinlerin arasına. Uza kalbinle ve katlan. Ellerini beline al, yüksel. Kollarını uzat yukarıya ve hafifçe kollarını geriye doğru almaya başla şimdi. Ayaklarının için yere basmaya devam et. Ellerini birleştirirken katlan bacaklarını. Açıl, yarı yol. Plank'e yerleş. Büyük bir nefes al. Nefesinin bitişiyle kalçanı yere indirmen aynı ana denk gelsin. Aç kalbini Bhujangasana'ya. Aşağı bakan köpeğe çık. İki büyük adımla ellerin arasına gel lütfen. Uza. O uzunlukla beraber katlan. Eller mele, yüksel. Kolları uzansın. Kolları geriye doğru al. Şimdi başını hafifçe geriye doğru al. Ellerini birleştirirken katlan. Açılırken uza. Verirken nefes, plank'e gel. Bir nefes kal. Boşalttığın nefesle kalçam yerde, göğüs kafesinin bittiği yer. Ne kadar alçam. Enseni uzat. Ellerini yerden kaldır. Ayakları yerden kaldır. Kolları geriye doğru al. Yere bakmaya devam et. Kollarını ileriye doğru uzat. Ve biraz daha yükselt kollarını. Avuçlarını tavana doğru çevir. Ve sanki bir tepsiyi ileriye uzatıyormuşçasına. Kollarını uzat biraz daha. Kaktüs kollarına gel. Yükselt göğüs kafesini. Ellerini kenetle kalçanın arkasında. Biraz daha yükselt. Karın kaslarını aktif kullan. Ve gövdeni yere indir. Aşağı bakan köpeğe gel. İki büyük adımla tekrar gel ellerine. Ardha Uttanasana. Uttanasana.
Ellerini beline al, yüksel. Uzat kolları yukarıya ve geriye doğru yaslan. Boşaltırken nefesini katla. Alırken nefesini de uzat. Verdiğin nefesle şimdi flanke ve çaturangaya gel. Aldığın nefes yukarı bakan köpek. Burada kal. Ayakların üstünü yere bas. Kalp ileri çekilsin. Ayakların böyleyken sırtını yuvarla plank'e gel. Aşağı bakan köpeğe gelmiş. Sağ ayağını elin içine al. Sol dizini yere koy. Gövdeni yükselt. Sağ kolu yukarı kaldır. Sağ elini kürek kemiklerinin arasına yerleştir. Sol elini al ve kenetle ellerini. Başını geriye doğru yasla. Karnını uyanık tut. Göğüs kafesine doğru çek. Üst gövdendeki uzamayı devam ettir. Kalçanı yere doğru bırak. Karnın aktif. Göğüs kafesini yükseliyor. Kalçan yere alçalıyor. Ellerini çöz. Aşağı bakan. Diğer taraf için sol ayak öne, sağ diz yere, gövde yukarı. Sol kolu al, yerleştir kürek kemiklerinin arasına. Sağ geriye getir ve kenetle ellerini. Şimdi burada önemli bir detay var. Normalde benim vücudum esnek bir yapıda. Ama bu kresensten çalışmaları, kresle bir şeyler yapma aşkı, sevdası, seni omuzlarının kapanmasına neden oluyor. Katılaşıyorsun. Ve işte neyi tekrar ediyorsan vücut da onu bulmaya başlıyor. Kalbinle yükselmeye devam et. Kalçanla yere doğru bırak kendini. Ellerini çöz. Yerleş. Aşağı bakan köpek. Onun için yaptığın pratiğin de dengeli olması lazım. Yani sırf bir şeyi başaracağım diye başka şeylerden fedakarlık etmemek. Onu dengeye getirmek ancak oraya ulaştıktan sonra onun çok da önemli olmadığını fark ettikten sonra geliyor. Sağ ayağını elin içine koy. Parmak uçlarını yüksel. Sol üst bacağını yere doğru çevir. Bakışlarını ileride tut lütfen. Ve kollarını ileriye doğru uzat. Kollarını ileri uzarken kalçanla geriye çekil ve o yükselmeye başla şimdi yüz gövdende. Kalçan yere alçalsın, üst gövden tavana yükselsin. Eğer ikisini birlikte dengeli yapabiliyorsan ne âlâ. İşte o farkında pratik. O farkındalık bazen kendiliğinden geliyor. Bazen yıllarını verdikten sonra, bir sakatlıktan sonra veya bir anda gelebiliyor. Herkesin yolu farklı onun için. Kendini kimseyle karşılaştırma. Ama gelen bir gerçek de var. Ellerini kalbinin önüne doğru getir. Tak bir senin dizinin dışına. Neyi tekrarlarsan o oluyorsun. Aynı vücuduna soktuğun yemek gibi. Neyi karnına sokuyorsan onun karmasını da alıyorsun içine. Kollarını aç aşağı yukarıya doğru. Sol el parmaklarını da geri it. Sağ el parmaklarını da yüksel. Ellerini tekrar kalbine al. Bacaklarındaki bütünlüğü tut. Gövdeni yükselt yine. Kollar yukarı gelsin. Ellerini aşağı doğru indir. Aşağı bakan köpek. Sakin derin bir nefes. Bırak nefesi. Sol ayak elin içine gelsin. Kolları parmak uçları parmak uçlara doğru gel. Yani yemek yiyorsun. Şunu yemek istiyorum diyorsun. Diyorsun ki işte bugün az protein aldım. Mercimek yiyeyim. Onun bir mantığı var. Onun için o mantık çerçevesinde vücuduna sokuyorsun onu. O zaman pozlarda da aynı şey olması lazım. Çünkü onu da zihnine, daha da ötesi, daha derinlere doğru götürüyorsun. Kollarını uzat ileriye. Uzunun tutarak gövdeni yükselt. Yani sırf bir şey yapmış olmak için, sırf o yedi diye, o hamburgeri, sen de o hamburgeri yemek zorunda değilsin. Çünkü belki ihtiyacın olan şey o karbonhidrat, o et değil de senin ihtiyacın olan şey o gün belki 13 tutmaktı. Ellerini kalbinin önüne doğru getir. Tak bir senin dizinin dışına. Bas ellerini birbirine. Göğüs kafesini yükselt.
Kollarını kaldır aşağı ve yukarıya doğru. Doğru olmadı. Sol kolunu kaldır, sağ kolunu aşağı indir. Bakışlarını yerde tut istiyorsan denge için. Sağ bacağı kaybetme. Ellerini kalbinin önüne doğru al. Bas ellerini birbirine. O ikisinin bütünlüğüyle beraber üst gövdeni daha rahat yükseltebileceksin. Kollarını yukarı kaldır. Ellerini ileriye doğru uzat. Aşağı bakan köpek. Omuzlar ileriye gelsin lütfen. Dirseklerini geriye götürmeden kalbini ileriye al. Yukarı bakan köpekle kaldır kendini. Aşağı bakan köpek. Sağ ayak iki elin ortasına, topuk yere, bel ileriye. Burada kal, göğüs kafesini uzat. Arkadaki ayağının dişini yere bas. Ve ikinci savaşçıya yüksel. Onun için neye ihtiyacın olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Çok yemek yedin, bu akşam öğün çorba içeyim gibi. Ne bileyim. Yani o yapıyor diye yapmak zorunda değilsin. Çünkü onu tekrar edersen zihninde başka bir pattern oluşturacaksın. Başka bir kanal oluşturacaksın. Sen o aslında enerjinin oraya gitmesini istemiyor vücut veya zihin. Ama sen zorlarsan o da yapacak bir şey yok. Çünkü kontrol elinde sonunda sende. Sol elini aşağı doğru indir, sağ kolunu geriye doğru uzat. İkinci savaşçıya geri gel. Dirseği dizinin üzerine koy, sol kolu uzat. Tut bacakları böyle. Tekrar ikinci savaşçı. Ters savaşçı. Uzat sağ yan tarafını. Şimdi o uzunluğu tutabildiğin kadar tut. Tekrar dirseğini koy. Şimdi sol yan tarafını uzat. Şimdi iki tarafın uzunluğunu tutmaya gayret et. Kollarını paralel yap. İkinci savaşçıya yüksel. Plank'e gel. Büyük bir nefes al. Ya tam yolu alçal ya da çaturangayı alçal. Ama nefesinin bittiği yerde bitsin boz. Aldığın nefesle geri geç şimdi. Verdiğin nefesle aşağıya geç. Aşağıya geç, pardon. Sol ayağını al iki elin ortasına. Topuğu düşür, kalbini uzat. İşte o moda diye oraya gitme. Evet, bunu yapabilirim ve bunu yapmak istiyorum. Bağımsız ve özgür. Bunu tekrar edersen, yapa yapa, kendi gerçeğine belki biraz daha yakınlaşabilirsin. Ama vücudun haykırıyor sana. Yapma özgür diyor. Ne yapıyorsun oğlum diyor. Bak omuzların kapanıyor diyor. Bak karnın artık ağrımaya başladı. O zaman işte başka bir yola gidiyorsun. Sana ait olmayan bir yola. Ama yol elinde sonunda seni kendine doğru geri getiriyor. Kimisinin de yolu belki uzağa gidip onun doğru yol olmadığını anlamakta. Kollarını aktif kullan. Öndeki dizini 90 derecede tut lütfen. Ve ters savaşçıya doğru gel. Ne yapıyoruz? Şimdi sol yan tarafı uzat. Öndeki bacağını hep aktif tut. Kuadriseplerini çalıştırıyorsun şimdi. Üst bacağın önü üstü yanıyor şu anda. Veya ısınıyor yavaş yavaş. Onu tut hep. Sağ kolu uzat. Şimdi tekrar. İkinci savaşçı. Terse git. O uzunluğu tut. Olabildiğince dirseği koy, kolu uzat. Kolları paralel yap. Kucakla kolların arasındaki havayı. Uzat biraz daha ileriye. Gel ikinci savaşçıya geri. Çok takılma nasıl göründüğüne, ne olduğuna. Sen kendi içine doğru dön. Plank'e gel. Kalbi aç. Yarı yola kadar alçalırken nefesini bırak. Alırken nefes açıl. Verirken nefes aşağıya gel. Biraz soluklan. Sakinleş. Sağ ayağı iki elin ortasına al. Topuğu düşür. Parmak uçlarına yüksel. Öndeki bacağı düzleştir lütfen. Elini ayağın içine koy. Sol kolu yukarı kaldır. Yani diyorlar ya, ne yiyorsan olsun. Ne düşünüyorsan da olsun.
Ama İskender yiyorsan İskender olmayacaksın. ama olay o değil tabii. O işin esprisi. Hamburger yedin, hamburger gibi oluyorsun. ama onun gerçekten o sinirini, o acıyı, belki mutluluğu da vardır, bilmiyorum. Alıyorsun iyiliklerinden. Çünkü mümkün olduğunca farkında etik ve doğru şeyler, ihtiyacın olduklarını almaya çalış. Elini beyne doğru getir lütfen. Arda Çandrasana için usulca yerleş. Sol kolunu yükselt. Birleştir kendini dört köşeye doğru. Sol ayak parmaklarını geriye doğru point et bu sefer. O uzun tut, uzunluğu tut, başına tepesini uzat. Sol elini yere indir. Ve sol bacağını yükseltirken sağ bacağına doğru katla. Sağ topuğunu yere doğru it iyice. Ve sol bacağı yukarı doğru kaldır. Belki ileri uzat. Sol dizi karnına çek. Sağ bacağını hafifçe bükerek sağ ayağın üzerinde bir dengeye gel. Kollarını yukarı kaldır. Burada kal. Eğer rahatsan sol bacağı uzat. 10 saniye için. İstiyorsan parmaklarını kenetle üst gövdeni yükseltmene yardım etsin. Hop. Son 5. 4. 3. 2. 1. Sol bacağı bük. Elleri kenetle kalçanın arkasında. Yumruğunu geriye doğru çek. Tabana doğru yükselt. Sol ayağı point et yine. Ve yavaşça geriye koy. Gövdeni yükselt. Kollarını kaldır. Ellerini kalbin önüne doğru getir. Uzan. Hadi yeter. Aşağı bakan köpek. Sağ bacak yanına. Omuzdan ileriye gelsin. Kalbi yarı yola kadar alçalt. Yukarı bakan köpeğe doğru gel. Şöyle kalçanı sallı deşik gibi hafifçe. Aşağı bakan köpek. Sol ayak geğin ortasına. Udita Trikonasana. Onu uzat kulağın üzerinden. Şu sağ kalçanın dışını biraz daha geriye doğru ve geriye ve yere doğru it. Bir beline koy, ileriye bak. Usulca yerleş. Yarı vay pozuna. Sol ayağını geriye point et. Sağ ayağını parmaklarını yükselsin. Sağ elini yere indirirken sol bacağına doğru katlan. Sol topuğunu yere it. Sağ topuğu ayak parmaklarını uzat. Yavaşça kalbini yere doğru çevir. Sağ kalçanı yere göster. Dizini karnına doğru al. Ve yavaşça yüksel. Kollarını kaldır. Parmaklarını kenetle istiyorsan yine. Ve sağ bacağını uzat. Sağ üst bacağını biraz daha aktif tut. Bak şimdi ne yapıyoruz? Sağ üst bacağını kasıyorum. Birazdan onu uzatacağız. Ellerini kalçanın arkasına kenetle. Kalbini ileriye doğru al. Sol ayağı geriye doğru uzat. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş koy. Kolları yukarı getir sana. İleriye doğru getir ellerini. Aşağı bakan köpek. Omuzlar ileriye, yarı yol çaturanga, plank, çaturanga, plank, çaturanga, plank. Son 5, 4, istiyorsan tek ayakla yap, 2, son 1, aşağı bakan köpek, dizlerini yere al. Ayak parmaklarının takılı olsun. Otur topukların üzerine. Gözlerini kapat. Başının tepesini yükselt. Ve bırak topukları biraz kalçana baskı yapsın. Ellerini kalbinin önüne doğru getir.
Smriti, yani hafıza. Neyi tekrarladığını, neyi zihnine soktuğunu, etrafındaki insanları doğru seç. Çünkü seçim hakkım var. Ben böyle doğdum. Ben bu mahallede büyümek zorundaydım. Bunlar hep bahane. Her şeyi değiştirebilir. Bir tercihte bulunabilirsin. Veya değiştirmek için bir tercihte bulunabilirsin. Burnundan derin bir nefes al lütfen. Ağzından da. Ellerini yere koy. Ve çocuk pozuna doğru gel. Kollarını ileride tut. Şimdi alnını da yere bırak. Kollarını kalçanın yanına doğru. Avuçlarını yere koy ileride. Ve aşağı bakan köpek. Sağ tarafta ikinci savaşçı. Bir kez daha. Biraz şimdi zor bir ayaktaki seri yapacağım. İsteyenler yapabildiği kadar yapsın veya ilk yaptığınız ters savaşçı parşma konağı sanayı tekrarlasın. Ellerini kalçanın arkasında kenetle. Göğüs kafesini aç. Tabana doğru. Ve verdiğin büyük nefesle kalbinin batının sol ön köşesine doğru getir. Başını yere doğru bırak. Kollarını yukarı kaldır. Yumruğundan tabana doğru çekil. İkinci savaşçıya doğru gel. Elini ayağının içine koy. Sol kolunu uzat. Başka konağı sarı. Sağ omzunu dağılır. Ellerini kenetle. Aç göğüs kafesini sol tarafa. Bakışlarını ileriye doğru getir. Sol ayağını ileriye doğru al. Sağ ayağın üzerinde bir dengeye gelmeye çalış. Sol bacağı yükselt. Sol ayak gelsin yere. Sol ayağını tam getirdikten sonra sağ topuğunu yükselt. Ve sol ayağın üzerinde bir dengeye gel. Kalçalarını aç yan yana. Sağ dizini yana doğru aç. Ve sağ bacağını uzat. Sağ bacağı bük. Ellerini çöz. Ve katlan bacakları. Uza, omurganla, planke, çaturangaya alçal, yukarı bakan köpekle alınırız. Aşağı bakan köpekle gel. Sol ayak gelsin, yüksel ikinci savaşçıya. Elleri kenetle, kalbi geriye ve tavana doğru al ve uzan sağ ön köşeye. Bırak başını yere doğru. Yükselt kollarını yukarıya. Ellerinden çekildiğini düşün. İkinci savaşçıya doğru gel. Sol eli ayağın içine koy. Sağ kolu uzat. Sol omzu daldır. Elleri kenetle. Bakışlarını yerde tut. Sağ ayağı ileri getirirken sol ayağın üzerinde bir dengeye doğru gel. Burada kal. Nefesini tutmamaya gayret et. Sağ ayağı koyduğu anda sol topuğu kaldır. Ve sağ ayağın üzerinde bir dengeye getir kendini. Omuzlarını geriye doğru yuvarla. Sol bacağını yüksel. Sol bacağı bük. Ellerini çöz. Ve katlan bacaklarını. Uza. Aşağı bakan. Dizler yere. İstiyorsan topuklarına otur veya çocuk pozuna gel. Aynı şey pozlar için de geçerli. Mesela bir bebeğe katı bir yemek vermiyorsun önce. Onun yiyebileceği gibi. Sonra o büyüdükçe, onu hazmettikçe çenesine gidiyor. Sen biliyorsun zaten. Bir yerden sonra katı yemek yemeye başlıyor. Aslında pozlarda yaptığın şey de o. Önce ayakta sabit duruyorsun. Ondan sonra bir bindle ayakta duruyorsun. Ondan sonra biraz daha zorlaştırıyorsun. Ondan sonra en başa geri dönüyorsun. Dişlerin dökülüyor falan. Yine püre yiyorsun. Aynı mantık burada da var.
Diyorsun ki ayakta duracağım önce bebeğim, eyvallah. Sonra bir bind'a gireceğim, eyvallah yetişkin oldum artık. İşte bind'da başka bir şey yapacağım, çocuk sahibi oldum, aile oldum ben. Sonra ulan diyorsun ki tamam ne, dert ne yani. Amaç zihni odaklamaksa, zihni sabitlemekse önemli olan o basitlikte sabitleyebilmek. Sonra püre yemeğe geri dönüyorsun. Aşağı bakan köpek. Sağ ayağını, sağ elini içine koy, sol dizini yere indir. Ellerini kalbinin önüne doğru getir. Burnundan büyük bir nefes al. Verdiği nefese takdir seyir dizinin dışına. Sağ elinle sol eli besle. Ellerini kenetle kalçanın arkası. Sol kalçanın dışında. Bakışlarını sağ ayağın üzerinde tut. Sol dizini yerden kaldır. Burada kal. Veya sol ayağını ileriye doğru getir hafifçe ve sağ ayağın üzerinde bir dengeye gelmeye başla. Don Pavitra Arda Çandrasana. Sol ayağı yere koyduğun anda sağ ayağı yerden kaldır. Sonra sağ kalçayı çok yükseltmeden başını yükseltmeye çalış. Ve sağ bacağı düzleştir. Sağ bacağı bük. Ellerini çöz. Ve aşağı bakan köpeğe yerleş. Sol ayak elin içine gelsin. Sağ diz yere gitsin. Gövdeyi yükselt. Kolları yükselt istiyorsan. Biraz havlansın koltuk atların. Sağ dirseği dizinin dışına tak. Elinle besle sağ eli. Sol eli kenetle. Bakışlarını sol ayağında tut. Sağ dizini yükselt. Bakışlarını ileriye götürmeye devam et. Sağ ayağı al hafifçe ileriye. Ve sol ayağın üzerinde bir dengeye gel. Sağ ayak gelsin yere, hemen yüksel. Moralini bozma. Omuzlar sola dönük, kalçalar ileriye bakıyor. Sol bacağı da yükseltmeye başla, düzleştirmeye. Bacağı bük, elleri çöz. Aşağı bakan köpek. Dizler yere. Otur topukların üzerine tekrar. Böyle bütün bir seriyi yapmış olduk. Evet. Şimdi ve yapacağın şeyin her yediğinin bir mevsimi var. Ne bileyim bu yaz ortası ağır bir yemek yemek, salçalı bir yemek yemeye bayılıyor seni. Aynı pozların da öyle zamanları var. Asana pratiğinin de öyle bir zamanı var aslında. Kışın, Aralık ayında, Şubat ayında kar yağarken dışarıda sen o soğuktan geliyorsun, o senin içine işliyor aslında. Stüdyoya giriyorsun, hemen böyle bir ateş basıyor. Ama aslında içeriden hala soğuksun. Ve omuzu elini alıyorsun. Elbiliği elini alıyorsun. Çünkü neden? Vücut ısınmıyor. Onun için yaz aylarında daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Daha hızlı ilerliyorsun. Ama amaç nedir? Hep onu hatırla. Hep başa dön. Neden bunu yapıyorsun? Yapmış olmak için mi, zihni sakinleştirmek için mi, ritmleri kontrol altına alabilmek için mi? Ritri, simitri. Şey gibi, Yunan adalı gibi bunlar. Aşağı bakan köpek, sağ alt bacağını ileriye doğru getir. Sol diz yerde. Bibercin. Nedense bibercin uçuverdi diye şarkı geldi aklıma. Ve aslında ben hep bu eski şarkıları çok seviyorum, 90'lar. Bence bu hafızaya işlenmesiyle ilgili bir şey. Demek ki o zamanlar çok müzik dinliyordum ama hala dinliyorum ama ne zaman sonra bir şarkı, bana bir şarkı ne bileyim, aklıma gelse hep eski şarkılar aklıma geliyor. Neden acaba? Onu düşünün. Sol alt bacağını geriye doğru al, göğüs kafesini ortada tut. Başını yükselt, kalçalarını yere doğru bırak. Kolların aktif kalsın. Ama her paterni, her çizgiyi değiştirmek senin elinde. Ne demişti Firuzan? Kader gayrete aşıktır. Öyle bir laf var yani. Çok hoşuma gitti.
Aşağı bakan köpek. Sol alt bacağını ileriye al. Sol tarafta pigeon. Aslında bu konudan konuya atlıyorum ama biraz konuşmak istedim bunu. Yani Türkiye çok agresif. Hani herkes kavgaya açık. İşte trafikte millet birbirine tahammül yok. Biraz da aslında hem geçim kaygısı hem evine yetişip bir an önce televizyon açıp, bak bu kadar basit bir döngü aslında. Televizyonu açıyor evine gidip rahatlamak için ama televizyonda kıyamet kopuyor. Ne bileyim yarışmaya katılıyor. Yarışmada millet birbirini bıçaklamaya çalışıyor. Yani abartı yapıyorum ama. Veya işte bir aile, eskiden bir kelime bir işlem vardı. Adam matematik programı, sayılarla bir sayıya ulaşmaya çalışıyordu. Ama şimdiki yarışmalarda ne bileyim adam 10 saniyede ne kadar beyaz eşya toplayabilir. Yani aslında baktığında bu bir sistem ve biz o sistemin kölesi oluyoruz. Farkında olmadan. Ve zihnine onu soktukça sen, onu gördükçe zihnine sokuyorsun. Sen de aynısını yapmaya başlıyorsun. Karnına neyi sokarsan, nasıl kabız veya insan oluyorsan, zihnine neyi sokuyorsan psikopat veya asabi bir tip de olabiliyorsun. Tuzağa düşme. Aşağı bakan köpek. Bacakları büyük, kalçanı tavana doğru uzat. Sağ ayak elin dışına gelsin, sol diz yere insin, dirseklerin üzerine doğru gel. Aynı şey yoga için de geçerli. Gidiyorsun, işte şunu yap, bunu yap, hadi yaparsın. Üç kişi bir kişiye dalıyor falan. Tamam, güzel, eyvallah. Ama her şey o kadar, hepsi de o değil yani. Ayrı bir çizgi var orada. Neyse. Bacağını bük, elinle ayağı tut dışarıdan. Kalçanı yere doğru bırak. Mesela denir ki yoga hocası, güzel giyimli olması lazım. Tıraşın yerinde işte falan. Tamam, bir yere kadar doğru. Temizlik, sağ aşağı. Yani bu yoga sutralarda da geçiyor sonuçta. Ve geçmese bile senin doğan gereği temiz kokuyor. Temiz şık kıyafetler giyiyor olman lazım. Ama sen bir moda ikonu haline dönmemen lazım yani. Bu temizlik güzel ama şu kombininde bunu giyeceğim, bu kombininde ya siktir git yani, öyle bir şey yok. Biraz gerçek ol ve lütfen kendin olmaya çalış. Bir şablona sokma kendini. Ayağını geriye doğru uzat. Dizini yerden kaldır. Sağ ayağı geriye al. Plank'te bekle, cezalısın. Chaturanga. Plank. Chaturanga. Plank. Aşağı bakan. Sol ayak elin dışına, sağ diz yere, dirseklerin üzerine alça. Dirseklerin yere gelmiyorsa biliyorsun her zaman. Çocuk pozunda bekleyebilirsin. Sağ bacağını bük, elinle ayağını tut içeriden ve kalçalarını yere doğru bırak. Şimdi ne yapıyorum? O ayaktaki seride üst bacaklarını kısalttım ya biraz. Şimdi bu pozla üst bacaklarını uzatmaya başlıyorum. Sıcak da geldi, terledin zaten. O bir kastı, o kasma seni terletti. Şimdi o teri kullanıp uzatmaya başlıyorsun kasları. Ayağını geriye doğru bırak. Aşağı bakan köpeğe doğru geri çekil. Burada kal biraz daha. Ayaklarını hafifçe ileri yürüt. Sağ bacağını yukarı kaldır. Aç kalçalarını üst üste büyük yukarıdık bacağı. Sol topuğu yerden kaldır. Sağ dizi sağ üst kolun üzerine doğru koy. Burada kal. Sol ayağı hafifçe sağa doğru getir. Ve geriye doğru çekil. Aşağı bakana. Sol bacağı yukarı kaldır. Kalçaları üst üste aç. Sağ ayağı hafifçe ileri getir. Sırtını doldur.
Sol diz, sol üst kova. Kalp ileriye doğru. Şu sağ ayağı hafifçe sola doğru al. Neden onu bilmiyorum. Geriye doğru gel. Aşağı bakan. Okey. Bir kez daha. Ayakları hafifçe ileri yürüt. Sağ bacağı yukarı kaldır. Büyük bacağı, kalçaları aç. Sol topuğu yükselt. Sağ dizi getir. Sağ bacağı uzat ileriye. Ve kondinyasana gel. Geriye doğru gel. Aşağı bakan. Sol bacak kalksın. Bunu biraz yavaş yaptıracağım birazdan. Merak etme. Sağ topuğu yükselt. Dizi yükselt. Getir sırtı yuvarla. Sol dizi koy. Kalp ileriye. Sol bacak yana. Sağ bacak yukarı. Omuzları kaybetme burada. Geriye doğru gel. Koy dizleri batına. Rahatlat biraz kendini. Ellerini rahatlat, salla. Ne diyor? Boş ver. Ellerini salla. Okey. Dört ayağa doğru gel. Sağ bacağı yana doğru aç. İndir içeri. Aç yana. İndir. Aç. İleriye doğru getir. Burada kal. Geriye doğru koy. Sonra sol bacağı yana aç. İndir içeri. Aç. İndir. Bir tane daha aç. İleriye koy. Geriye doğru getir. Elleri atmak tekrar. Şimdi bir kez daha ellerini koydun. Sağ dizi yana açtım. Bunu buraya kadar yaptık. Şimdi ekleyeceğin şey sol dizi yerden kaldırmak. Dizi koy. Sağ dizi geriye koy. Sol bacağı yana aç. Sol dizi sol üst kola. Sağ dizi yukarıya. Koy. Güzel. Şimdi ilerliyoruz. Ellerini salla rahatla ters seferinde. İçinden geliyorsa öp birer tane. Elleri tekrar koy. Sağ dizi yana aç. Sağ kolu dizi ileriye getir. Sol dizi kaldır. Çaturanga ekle. Yüksel. Diz yere. Sağ diz geriye. Sol bacak yana. Sol diz sol üst kola. Sağ diz yukarıya. Kalp ileriye. Çaturanga. Yüksel. Geriye doğru gel. Elleri salla. Şimdi tam poz. Tam pozda seni zorlayacak olan şey sol omzun. Farkındalığını sol omzuna getir. Çünkü bu da ritridir. Yani bu da ritri değil, pardon. Bu da tekrardır. Tekrar edersin. İlk dişini fırçalamazsın, bir şey olmaz. İkinci gün fırçalamazsın, bir şey olmaz. Beşinci gün fırçalamazsın, ağzın kokuşmaya başlar. Bir ay fırçalamazsın, dişin çürümeye başlar. Pozlar da böyle. Bir şeyi yanlış yaparsın bir gün, eyvallah. İkinci gün, vücut, ısı, hava güzel idare eder. Bir hafta yanlış yaparsın, burada çatır çutur sesler gelmeye başlar. Bir ay yanlış yaparsın, MR'da sol omuzu eline aldığın anlaşılır. Onun için farkındalığın sağ tarafı yaparken solda olsun. Yani en az gördüğün yerde, en az dikkat ettiğin yerde. Neyi tekrarlarsan, o oluyorsun. Sağ dizi yukarı kaldır. Sağ dizi sağ üst kola koy. Sol dizi kaldır. Omuzları geriye, sağ bacak öne ve sol ayağı yerden yüksel. Hop, geriye gel. Okey? Hadi bir daha. Biraz şimdi yerden yükseltmek zor olacak. Omuzu kalpten ileri bir iple çekildiğini düşünün. Okey? Hadi şimdi diğer taraf için daha rahat edeceksin. Sol dizi kaldırdın. Köpek gibi işiyorsun. Sonra getirdin içeriye. Bu burada kilitlendi. Burada yoga oluyor şu anda. Birlik. Sağ dizi kaldırdın. Omuzlar ileriye. Bacak öne. Kalbi Allah. Kalbi biraz daha öne doğru getir. Geriye doğru gel. Aşağı bakana doğru gelir. Ellerinin üstünü yere koy şöyle. Ve bırak. Böyle biraz kalsın.
Sürekli İskender yersen İskender olursun. Sürekli gofret yersen gofret gibi olabilirsin. Yani aslında yani fark ediyorsanız ben böyle arada küfür kaçırıyorum ağzımdan. Çünkü evde de bizim küfür edilirdi ya. Babam küfür ederdi yani böyle bir fırçalarken, şey yaparken, maç izlerken falan. Yani belki bilmiyorum veya bir arkadaş çevresinde yani illa aileyle ilgili değil. Nereden ne görüyorsan biraz da o koku üzerine de siniyor yani. O da bir gerçek. Ellerini salla biraz rahatlar. Bu kötü bir şey değil tabii ki. Ama farkında ol. Öyle derslerde falan öyle şeyler yapma. Ellerini koy batına, kalçalarını yüksel. Şimdi handstand çalışacağız. Biraz aslında el bileklerin için kötü iyi olmayacak ama olsun. Çünkü vücut ısındı, biraz zihin vücudunla iyice yakınlaştı. Şunu yapmanı isteyeceğim. Bir duvara doğru çek batını. Ya bir işte kanepe yakınında olsun. Tek başınaysan dikkatli ol. Dizlerini biraz geniş açmanı isteyeceğim senden. Yani zıplarken dizlerini geniş açmaya çalış. Biz hep deriz, derim ben genelde. Hep orta çizgiyi kucakla, orta çizgiyi kucakla. Eğer sen dizlerini dışarı doğru açarsan aslında karın merkezini de aktive, içeriye doğru topluyorsun. Yani bunların dışı açılması orta merkezini uyandırıyor. Biraz da bunu dene bakalım. Bu seni aslında benim hedeflediğim şey handstand'de hollow back'e giderken dizlerini yanlara doğru açarken karnını biraz daha aktif kullanmaya başlıyorsun. Buna çalışıyorum bu aralar. Gel şimdi ellerini dar bir aşağı bakana gel. Ayaklarını ileri doğru yürüt ve geniş açmaya çalış dizlerini. Yüksel, yüksel, yüksel. Eğer yapabiliyorsan biraz daha geniş aç ve bakışlarını geriye doğru al. Yere doğru gel ve ellerini salla, rahatlat. Yani aslında basit şeyler. Ama işte baş aşağı durunca dizler ne tarafta, baş ne tarafta, göt ne tarafta, her şey birbirine karıştığı için her şey birbirine karıştığı için yapa yapa babalar, yapa yapa anlamaya başlıyorsun. Bu da yapa yapa zihninde bir pattern oluşturuyorsun aslında. Bacaklarını ileri doğru uzat. Bakayım saat kaç olmuş? 18.48. Ben niye korktum? Sinirden niye korktum kız? Neyse. Ellerini kalçanın arkasına doğru koş. Bacaklarını bir daha gelsin. Gel bir daha. Kalçalarını yükselt. Başını geriye doğru bırak. Oh. Kalçalarını bırak. Ellerini koy, rahatlat, salla. Bir kez daha. El parmakların ayaklarına bakıyor. Kalçalarını yükselt. Başını geriye doğru bırak. Kalçaları koy yere. Salla elleri. Sağ bacağı uzat, sol bacağı bük. Sol kaval kemiğini sol bacağın yanına doğru koy. İstiyorsan rahatsan dirseklerin üzerine doğru gel. Supta, ekapada supta bir asana. Sağ bacağını da bük istiyorsan biraz. Ağırlığını eşitle. Ve rahatsan burada sırt üstüne doğru gelmeye başla. Sağ bacağı ileri uzatabilirsin. Kuyruk sokumunu ileri uzatmaya gayret et. Bel çukurun havadaysa bırak havada kalsın. Zorlama kendini. Önemli, en önemli yer sol dizin burada. Sol dizinde bir baskı, bir acı, bir nahoş bir his olmasın. Ona dikkat et lütfen. Eğer varsa bir adım öne doğru geçer. Mesela ben hep Haribo yiyorum. Haribo yersen ne oluyorsun? Ayıcık oluyorsun. Sevimli ayıcık gibi oluyorum. Sağ tarafına doğru yuvarlan. Sol dizi öp. Sol tarafa yuvarlan. Sağ alt bacağı yana al. Kalçalarını yerde tut ve sırt üstüne doğru gel.
Ama çok sıcakmış. Kolay değil ama yani bu zincirleri kırmak, bu paternleri, bu şeyleri değiştirmek gerçekten kolay değil. Yani çocukluğundan taşıyorsun, önceki yaşamlarından taşıyorsun ama imkansız değil. Bazı şeyler senin elinde, hayatına yön vermek senin elinde. Farkındalıkla ilerlersen yapamayacağın bence çok az şey var. Çünkü mesela yani astrolojide diyorlar ki işte mesela annen sana bir aylık hamileyken düşük tehlikesi yaşamış. Ulan soruyorum anne. Ulan gerçekten var yani. Peki yani şimdi ben bunun farkındayım ki böyle bir bilim var. Eskiden yoktu ve kimse bilmiyordu. Ama şimdi yani elinde böyle bir şey var. Elinde yoga diye bir hazine var. Yoga sutralar var. Bhagavad Gita'yı okuyorsun. Ve yani farkındasın artık. Yani eskiden kader, eskiden örf, adet, eskiden aile baskısı tamam. Belki hala var. Ama artık böyle bir bilgiye de ulaşabiliyorsun artık. Yani kaderinin de gayretinle beraber birazcık da olsa belki değiştirebilirsin diye düşünüyorum. Nasıl vücudunu değiştiriyorsun? Sol kalçana doğru yuvarlan. Öp sağ dizi. Uzat ileriye. Ellerini bir kez daha koy kalçanın arkasına. Ayaklarını bir kez daha point et. Ve ayaklarını şimdi yere getirirken yere doğru it. Ayak baş parmaklarını kalbin tavana. Başını geriye doğru bulan. Truvattanasana. Doğuya bakan poz. Kalçanı yere koy. Kalbini ileriye doğru al. Paschimottanasana. Hafifçe sırtın yuvarlak kalsın. Hiç zorlama lütfen. Hiç zorlama. Sadece yuvarlak kalsın. Tam tersini yapıyorsun şu anda. Güzel. Sol bacağı bük. Sol dizi yana doğru aç. Sağ bacağı dön. Canı şişsen sana. Gövdeni yükselt, bacak değiştir. Şu yani sternumun sol bacağına doğru dönsün ve oradan ilerle. Ya bir tane Yunanca şarkı var. Bu aralar dinliyorum. O kadar güzel ki. İşte dersten sonra onun linkini yollayayım şeyden. Böyle durup durup dinliyorum yani. Çok hoşuma gitti. Bu Gökçeada'ya gittiğimde geçen hafta bir tavernaya gitmiştik. Orada çalıyordu. Hemen Shazam yaptım. Bak mesela bu yani çok güzel değil mi? Shazam yapabiliyorsun falan böyle Spotify'dan dinliyorsun. Yoktu eskiden böyle şeyler. Ama yani o şeyi de kaybetmemek lazım. Tamam eskiden bir kelime bir işlem vardı. Ama yani illa ama belki ne bileyim yani şimdi konuşuyorum ama o samimiyeti, o sadeliği, o mahcubiyeti, o mazmutluğu kaybetmemek lazım yani. Ayakların içlerini birleştir, dizlerini yanlara doğru aç. Göğüs kafesini ileriye doğru al, dirseklerin yere gelsin. Bacaklarını şöyle bici bici yap hafif hafif. Çok az, çok az, çok az, çok az. Sonra dursun. Kollarını ileri doğru al. Şöyle ayaklarını kopla. Korona günlerinde ayaklarını bir bak şöyle.
Lan bu martılar hala uçamadı. Dana gibi oldular. Lan bir gidin artık. Yavruları var tabii. Doğdu gözümüzün önünde. Nisan'da falan doğdular herhalde. Hala damdalar. Uçamadılar. Bacaklarını ileri al. Orada da enteresan bir şey yani. Şimdi kalbini ileri doğru al. Bırak başındayı. Martılar enteresan yani. Hani gerçekten çok korumacılar yavrularına karşı. Ama bir yerden sonra da yavrusunu damdan atıyor ve uçurtmaya çalışıyor. Çünkü eğer damda kalırsa sürekli ne olacak? Uçamayacak. Yani bir hayatının bir anlamı yok yani. Bazen o anne onu oraya getiriyor ama artık da git yuvadan diyor. Hani uç artık. Görmeyeyim seni diyor. Bunu da söylemiş olayım. Ellerini ayaklarının yanlarından tut, serçe parmaklarının altında. Kendine doğru çek. Ayak baş parmaklarını hafifçe ileri doğru uzat. Parmak köklerini ve başını tekrar bırak dizlerine. Yavaş yavaş doğru. Ve önce şavasana yapalım. Bir 3-4 dakika. Ondan sonra meditasyon ve çalacağım bu şarkıyı da bu arada. Şavasana da Greek, taverna müziği çalacağım size. Sırt üstüne doğru yat. Şöyle başını bırak. Ayaklarını bırak. Sözlerini bilmiyorum ne diyor ama herhalde güzel şeyler diyor. Sen de bırak kendini bize. Yavaş yavaş hareketlendir ellerini, vücudunu, dizlerini karnına doğru getir. Dilediğin tarafa yuvarlan. Şimdi yavaş yavaş otur. Gözlerin kapalı kalsın. Neyi tekrarlıyorsan onu zihnine kazıyorsun.
vücuduna neyi yaptırıyorsan onu otomatikleştiriyorsun. Biraz daha basitleşiyor her yaptığında. Neyi izliyorsan o zihninde yer ediyor. Eğer böyle dedektiflik filmi, işte dizisi, bir cinayet dizisi falan izliyorsan ve o aralar hayatında böyle bir boşluktaysan, gerçekten o izlediğin şey düşüncelerini kontrol altına alıyor. Ulan acaba mı diyorsun? Acaba böyle bir şey mi? Halbuki yok yani, ama etkileniyorsun gerçekten. Ve maalesef korkutuluyorsun. Yani sürekli bir korku halinde yaşıyoruz. Özgürleşmek, korkmamak. En kötü ne olabilir ki? Sorusuyla git. Ve göreceksin, o kafanda yarattığın senaryoların belki yarısı bile gerçekleşmeyecek. Korkma, yaşa. Anda kalmak için doğru şeyi tekrarla. Om mantrasını tekrarla. Olumlamaları tekrarla. Sevgiyi tekrarla. Endişeyi, korkuyu, öfkeyi tekrarlarsan onların enerjisine düşeceksin. Ve bunu ben de fark ediyorum. Söylerken kolay ama yaşarken zor. Biliyorum. Çünkü ben de tecrübe ediyorum ama yapa yapa, söyleye söyleye, pratik ede ede o da gelecek sana. İçinde bulunduğun ortamda bir enerji akışı hayal et. En sevdiğin renk olsun. Temizleyici bir enerji. Vücudun da bir beton gibi olsun. Önce sert, katı ve o enerjiyi blokluyorsun sürekli. O enerji seni sıyırıp geçiyor, sıyırıp geçiyor. Oturt kendini oraya. Kaya gibi ol. Önce. Ondan sonra zihninde canlandır kendini. O kaya gibi oluşunu. Ve her nefes alışverişinde onun biraz daha flulaştığını, görünmez olmaya başladığını fark et. Ve bir bakıyorsun ki yavaş yavaş, bir bakıyorsun ki o vücut akışkan olmuş. İzin ver, hayal et. Ve hisset o enerjinin çakralarından geçişini, göğüs kafesinden temizci akışını fark et. Yeri geldiği zaman hem bir kaya gibi sert, oturaklı, köklerimize bağlı. Ama bir o kadar da akışkan ve kabullenici olmamız lazım. Bir enerji kaynağına bağlanıyorsun. O akışkanlıkla, o rüzgarla sen de akıyorsun.
Derin bir nefes getir burnundan. Bırak ağzından. Sana vavatu, sana bunaktu, saviryam karavavahi, tejasvina vaditamastu, mavitvishavahi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Nasıl C'ye başını kalbine? Kaldır başını, aç gözlerini. Namaste hepinize, hayırlı cumalar. Güzel bir hafta sonu olsun hepinize. Eğer sorunuz varsa lütfen sorun. Yoksa görüşürüz bir ara yine. Haberleşiriz.